Çocukluğumuzda, doğup büyüdüğümüz Ahmet Paşa ile Şehreküstü, Doğanbey, Tayakadın, Kiremitçi, Kırcaali mahalleleri bütünleşikti. Önce, 1960'lı yılların başında Fevzi Çakmak Caddesi. Ni açmak için yıkımlar yapıldı, mahallelerin ortasında koca bir boşluk oluştu. 1980'lerin ortalarında da Haşim İşcan Caddesi açılınca bölgedeki mahalleler üç parçaya ayrılmış oldu. Doğduğumuz, çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği Ahmet Paşa Mahallesi. Bahçeli evlerden oluşurken 1970'lerin ortasında apartman yaşamı başladı. Kiremitçi, Şehreküstü, Doğanbey, Kırcaali. Mahallelerinde evlerin sahiplik yapısı, miraslarla karışık olduğu için kentsel dönüşüm dışında formül yoktu. Beklenen dönüşüm için, 2006'da harekete geçildi. İlk olarak da dönemin Osman Gazi Belediye Başkanı olan Recep Altepe semt sakinleriyle Toki'yi buluşturup uzlaştırdı. Üstelik, bir karış yeri olanın bile daire sahibi olduğu, kimsenin mağdur edilmediği tek kentsel dönüşüm projesi ortaya çıktı. Ne var ki, her hissedar ev sahibi olunca TOKİ, arsayı yettiremedi ve imar yetkisini kullanıp Ankara'da aldığı kararla da kat sayısını 16'dan 24'e çıkardı. Açıkçası, Bursa'da kimsenin bilgisi olmadan, belediyeye bile bilgi verilmeden yapılan kat artışı herkesi şaşırttı. Fakat binalar Bursa'ya saplanmış hançer gibi kentin ortasından göğe yükseldi. 2009'da, yerel seçim öncesi Şehreküstü Meydanı, N'daki mitingde başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan anahtar teslimi yaparken de bu tartışma vardı. İşte, böyle bir geçmişi olan, TOKİ. Kararıyla kötü kentsel dönüşüm örneği haline gelen Doğan Bey şu günlerde bir başka sürprizi yaşıyor. Binaların dış cephesinde yer alan ve uzaktan bile görülen TOKİ. Yazısı yine TOKİ kararıyla silindi. Yani, Bursa nın barına hançeri saplayan Tokyadını silip kendini kurtardığını düşünüyor ama o kadar kolay olmasa gerek. Bursalılar biliyor. Herkesin gözü Ahmet Kılıç'ın üzerinde. Sistem belli. Her yıl sonunda hükümetin yeni yıl bütçesi hazırlanıyor ve TBMM'de görüşülüyor. Seçim çevresine daha fazla hizmet almak isteyen milletvekilleri de bütçenin görüşülürken TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nu markaja alıyor. Bursa için bu görev TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi. Ahmet Kılıç'ta ve herkesin gözü onun üstünde. Nitekim Ulaştırma Bakanlığı, bütçesi görüşülürken önünde dağ gibi not yığını vardı. Türkoğlu anket yayınladı, İyi Parti'yi umutlandıran Bursa tablosu. Bu dönem, seçim hızla yaklaştığı için kamuoyu araştırmaları biraz daha merak edilir oldu. Yayınlanan anketler de dikkatle inceleniyor. Hafta sonu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu. Doğ adlı Araştırma Kuruluşu'nun Bursa 1 ve 2. bölgeler için yaptığı araştırmayı yayınladı. Tabloya göre Bursa 1. bölge DCHP %25'inci ile birinci görülüyor. AK Parti'nin %25,41 olduğu ankette İYİ Parti oy tahminini %25,18 olarak paylaşan Türkoğlu açıklamasında Bursa'da dengeler değişti mesajı verdi. ORC'nin çalışmasına göre Bursa 1 bölgede CHP 4, AK Parti ve İyi Parti 3'er milletvekili çıkarıyor. Bursa 2. Bölge. Deyse AK Parti'nin oyu %31,64 görünüyor. CHP %20,39 ve İyi Parti'de %19,51 çıkmış. Milletvekili dağılımı da AK Parti 4, CHP 3, İyi Parti 2, MHP 1 olarak hesaplanmış. Yıldırım ilçe başkanı gitti, il başkanı olup döndü. Kongrede. Kurucu il başkanı Güner Aklan. A karşı kazanarak Memleket Partisi il başkanı seçilen Hasan Yıldırım 3 ay sonra parti meclisi üyesinin müdahalesi gerekçesiyle istifa etti. 6 ilçe başkanı da onunla birlikte bıraktı. Hafta sonu. Yıldırım, İnegöl, Karacabey, Nilüfer, Orhan Gazi. İlçe başkanları Genel Başkan Muharrem İnce'nin Yalova Elmalı köyündeki evine gittiler. Ortak kararla da Yıldırım ilçe başkanı Mesut Şahin. Yeni Memleket Partisi il başkanı yatandı. Mudanyalı gençler uyuşturucuyla mücadele için el ele verip seslendiler. Son dönem Bursa'da nüfusu en hızlı artan ilçelerin başında Mudanya geliyor. 10 ila 15 yıl öncesinin şirin sahil beldeji artık 100 bin nüfusu aşan kente dönüştü. O nedenle sosyal sorunları da büyüyor ve yeni alanlar ortaya çıkıyor. Gençler arasında kullanımı ve çeşitliliği artan uyuşturucu. Bu yeni sosyal sorunlardan biri. İşte Mudanya ve Güzel Yalı'da gençler arasında uyuşturucu kullanımının arttığı düşüncesiyle Burgaz Gençlik Derneği tarafından pazar günü mini yürüyüş ve sonrasında tören alanında açıklama yapıldı. Damarlarındaki asil kanı uyuşturucu ile kirletme. Pankartı arkasında toplanan gençlerin ellerindeki, bir kereden bir şey olmaz deme, uyuşturucuya hayır de ve bağımlı olma özgür ol gibi uyarılar dikkat çekti. Gençler. Mudanya Belediyesi. Neden de Gençlik Merkezi Kütüphane bekliyorlar? Daha yenice Çağla Şıkıl de, nefes, aldı. Yatırımı, Bursa'nın yalıtım sektöründe üretim yapan Nurcan Özdemir'den geldi. Bursa'nın yeni doğa turizmi cazibe merkezi daha yenice nefes adıyla kurduğu tatil köyü ve yaşam merkezi Bursa'dan olduğu kadar İstanbul'dan da konukların gözdesi. Nitekim, hafta sonu nefes daha yenice. Konukları arasında podyum dünyasının tanınan menkeni ve televizyon sunucusu Çağla Şikel'le çocukları da doya doya eğlendiler.